Terkize yeni bir, yeni değil, Ramazan'ın son vlogu bu. Şu an aklıma geldi. Bu video Ramazan'ın son iki günü olacak. Yani bugün çarşamba, yarın perşembe. Bu video iki günlük bir video olacak. Bunun sebebi ise yarın Ramazan son günü çektiğim videoyu bayramın birinci günü paylaşırsam izlenmeyecek. Çünkü sonuçta bayram ve herkes hani oturup da video izlemiyordur. O yüzden çarşambayı ve perşembeyi birleştirmeyi düşündüm açıkçası. Bunu da videonun başında söyleyeyim ki hani anlamayan olursa belki diye videonun başında söyleyeyim. Vallahi kocaman bir Ramazan geldi geçti. Yani videolarımı her gün attım. Yani gerçekten zaman nasıl geçti inanın hiç anlamadım yani. Bu bir ay boyunca beni desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten yaklaşık 300 küsür yeni abone geldim. Videolarıma göstermiş olduğunuz ilgi için çok teşekkür ederim. Videolarda yorumlarını eksik etmeyen birkaç kişi var. Her videoma yorum atıyorlar. Bunun için çok teşekkür ederim. Gerçekten sizleri biliyorum zaten. Her videomu izleyip yorum atmayanlara da çok teşekkür ederim. Böyle videonun başında bir küçük teşekkür yapmak istedim. Belki sonuna kadar izlemezsiniz. Bayram vlog çekmeyi düşünüyorum bu arada. Yüzümde galiba stresten sivilce çıktı. Bugün çarşamba, trenlerde hala grev var. O yüzden işe muhtemelen 3-4 dakika geç gidiyorum ben. Birazdan zaten patrona mesaj atarım. Birkaç dakika geç geliyorum diye. Alacağım tren en sonunda iptal olmazsa işim başlamadan 2 dakika önce varıyorum. Ama bir şey olmaz zaten. Patronum da biliyor yani elimizden gelen bir şey yok. Şöyle yapalım. Perşembe günü değil, cuma sabahı ilk yapacağım şey gidip bir kendime kahve yapmak sabah. Çok güzel olacak. Bu arada saat 8.30'da kalktım sabah şimdi. İnanılmaz uykum var. Bugün saat 10'dan 3.30'a kadar çalışıyorum. O yüzden eve gelince ilk yapacağım şey yatıp uyumak olacak. Şimdi çıkıyoruz. H&M'e gidiyorum. Şu ayakkabıyı vermek için. Sonra eve doğru gidiyoruz. Şu an hiçbir tren gitmiyor. Şurada bir tane tren gözüküyor sadece. Trenler hiç yok. Evet, dün de kocaman pizzam kaldı. Sadece şöyle küçük bir parça yemişim. Bugün de pizzamı yiyeceğim. Çok güzel görünüyor. Böyle salça vardı, salça döktük. Burada saniyemi bekliyorum. Paketim geldi. Yazıdan da anlaşıldığı üzere şeyin paketim. Evet, iftarımızı yaptık ve açabiliriz artık. Bayağı büyük bir paket. Ring light'ımı açtım da gözüm çıkıyor şu anda. İnanılmaz ışığı biraz kesmem lazım. Siz sadece biraz aydınlık olsun yeterli. Bu paket dün geliyordu aslında. Tam iftarı açtım, telefonu cebime koydum. Sonra baktım iki tane cevapsız arama. Halbuki yani şeyde yazıyor.
kapıya bırakın diye. Ona rağmen kapıya bırakmamışlar. Sana ulaşamadık deyip gitmişler. Allah'tan bugün tekrar geldi yani. Böyle hem biraz çeyiz aldım, bir de iki tane ayakkabı aldım. Ayakkabı ihtiyacım vardı çünkü. Kutu ters açtığım için ayakkabı böyle düştü kutudan. Şöyle bir kutu. İçinde şöyle bir tane beyaz ayakkabı. Ay inanılmaz hafif. Çok hafif. Çok bayıldım şu anda. Altı da çok güzelmiş ve çok hafifmiş gerçekten. Bu bayağı en iyi satılanlarda falan vardı şeyin sayfasında. Şöyle. Çok beğendim bunu yani şu anda. İnanılmaz bayıldım. Umarım olur bana. Çünkü 40 numara söyledim. Bazen bu tarz ayakkabılar böyle şey olabiliyor. Biraz büyük geldi gözüme ama inşallah olur. Çünkü beyaz bir ayakkabıya ihtiyacım var. Gelelim ikinci ayakkabıya. Bunu 39... Ay bu da çok hafif. İnanılmaz hafif ve çok güzel. Böyle yeşil renk. Şöyle. İnanılmaz hafif. Yani hiç yok gibi yani şu anda. Çok beğendim bunu da. Böyle spor ayakkabıları çok seviyorum. Bunu da 39 aldım. Spor ayakkabıları çok seviyorum. Çünkü zaten iş yerimde genellikle spor ayakkabı giyiyorum. Sürekli gün içerisinde ayakta durduğumuz için. Sonra çeyizlerime gelelim. Çeyizler aldım. Bu arada sandalyeden ses gelebilir. Haberiniz olsun. Şöyle bir şey aldım. Evet. Bakıyoruz. Evet, şöyle bir kutu şey aldım, böyle plastik. Bunları şimdi çıkarmayayım. Şu şekilde. Bunların içine şey koyacağım. Ama bu şey sandığım kadar büyük gelmedi şu anda. Evet, beklediğim gibi olmadı. Ben bunu büyük sanmıştım. Buraya hatta şey koyacaktım. Şu kısma şey koyacaktım. Maşamı falan koymayı düşünmüştüm. Böyle ayıracak şekilde. Neyse o şekilde olmadı. Böyle tırnak makası falan konulabilir diye düşündüm. Ayıracak şuna koyacağım. Pardon. Akıl gitti. Buna. Buna koyacağım ben. Buna şey koyacağım. Banyodaki o alt çekmeceye bunları koymayı düşündüm. Daha böyle derli toplu durur. Buna işte kurutma makinamı falan ve şey düzleştiricimi koyacağım. Bunlara da bir şeyler koyacağım dediydim de hiç aklımda değil şu anda. Hiç hatırlamıyorum. O an nasıl gelişirse o şekilde yaparım artık. Evet. Daha sonra böyle Good Morning yazan diş fırça koyma şeyi bardağı. Bundan aldım. Çok hoşuma gitti. Çok ucuzdu yani. 17 kron falan. 1 euro falan da herhalde. Euro olarak çevirecek olursa. Baya güzel. Bunun siyahı da vardı. Ama siyah böyle... Siyah görmek istemiyorum sabahları. Bu beyaz daha hoşuma gitti. Bir de böyle Good Morning yazması bence insanı mutlu eder sabahları. Daha sonra nikahım için bir şeyler aldım ama onları göstermeyi düşünmüyorum. sürprizi kaçar. Nikahımda artık nikah vlogumda ya da YouTube'da beni takip ederseniz oradan görebilirsiniz ne aldığımı. Daha sonra şöyle... Ay bunlar da bayağı bir plastik kullanıyor yani. Şöyle. Banyoya sabun şeysi aldım. Çok hoşuma gitti. Beyaz ve altın. Çok güzel bu böyle. Şu şekilde. Çok uygun fiyata yani. Gerçekten çok bayıldım. Bu altın rengi de çok kaliteli çıkmıyor. Biz bundan aldık. Bunun benzerini böyle kare şeklinde mutfağımızda var şu anda. Çok severek kullanıyoruz. Yani hiç sürekli her gün kullanmamıza rağmen o altın rengi hiç kaybolmadı. Daha sonra şöyle bir şey aldım. Ay açamıyorum asla. Bunlar inanılmaz büyük kutulara göre. Evet. Şöyle bir şey aldım. Böyle bir şey mi var burada? Ha gidiyor. Şöyle bir tane şey aldım mutfak için. Çok hoşuma gitti. Bunun yeşili de vardı. Ama beyaz böyle şeffaf altın almak istedim. Bunun içine soğan ve patates koymayı düşünüyorum. Çok da hoşuma gitti böyle tipi. Rengi falan olsun. Çok hoşuma gitti.
İçine patates, soğan, sarımsak koymayı düşünüyorum mutfak için. Bu nedir? İnsan ne aldığını da hatırlamıyor yani. Bu ne ki, ben anlamadım şu anda. Bride yazıyor. Ama ne aldığımı hatırlamıyorum. Şey mi bu? Ne bu? Ha tamam. Şey bu. Kafa, ben bunu aldığımı unutmuşum. Bunu şeyde, Türkiye'deki yatak odamı böyle süslemeyi düşünüyorum. Şöyle Bride yazıyor. Bride to be. Böyle arkaya duvak olarak da çok güzelmiş. Ben bunu unuttum, böyle bir şey aldım, unutmuştum. Evet. Bir tane de bundan aldım. Hani böyle farklı farklı fotoğraflar çekilmeyi düşünüyorum. Sonra Türkiye'ye götüreceğim böyle süsler için balonlar aldım. Şöyle. Bunlar böyle kalpli. Türkiye'ye götüreceğim bunları. O yüzden açmayı düşünmüyorum. Sana mı yanlış sipariş vermişim? Ben bunun altlığı var sandım. Meğersem sadece böyle demirmiş. Bunu galiba iade de demiyorum. Çünkü ucuz bir fiyat. İade etsem zaten gönderme parası bundan çıkacak. Tüh, keşke ben bunda şey var sandım. Neyse, buna böyle peçete falan bir şeyle koyarız ya, bir şey olmaz. Altı rengi güzelmiş de. Fotoğrafta bunda bardak altlığı da var. Onlarla beraber geliyor sandım. Tüh, keşke şey öyle olsaydı. Neyse artık, yapacak bir şey yok. Evet, 4 tane yastık kılıfı söyledim. Koltuğuma çok yakışacağını düşünüyorum. Göstereyim size. Ay, kalitesi çok güzelmiş. Hiç böyle plastik falan değil, bildiğiniz yani IKEA'dan yastık kılıfı almışsınız gibi. Bir daha açıp bakalım. Evet, şöyle. Çok beğendim. Arkası da böyle kadifemsi. Çok güzel. Çok beğendim. 4 tane bunlardan aldım. Daha sonra 6 adet şey aldım. Peçeteli kaldım. Ama çok tatlılar. Şimdi size göstereceğim. Ay, plastiğin içine plastik. Şu şekilde. Çatal bıçak var böyle. Şöyle göstereyim. Çok beğendim. Ve şey, demir yani. Çok güzel bir kalite. Çok tatlı ya. Çok beğendim gerçekten. 6 adet bundan aldım. Bunlardan çok çeşit var. Yani gerçekten envai çeşit var bunlardan. Girin bakın derim yani. Hem de çok hesaplı, çok ucuz yani. Daha sonra böyle şey aldım. Türkiye için odamı süsleyeceğimiz için tavana balon yapıştıracağız. O yüzden böyle arkalı önlü yapışkan aldık. Çeyizim için böyle kurdele aldım. Süslemek için. Şöyle. Ay, çok küçükler. Olsun, güzel. Şöyle kurdeleler aldım. Çeyiz paketlerimi paketlediğimde video fotoğraf çekilmek istiyorum. O yüzden böyle kurdeleler aldım. Ve bir sürü şöyle şey aldım. Şu şekilde şeyler aldım. Kağıt aldım. Bu şey, çeyiz paketlerini süslemek için. Şimdi bunları açmayayım çünkü direkt eve götüreceğim, o evim, yeni evimize götüreceğim. Şöyle. Normal kağıt yani. İçinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane var. Ay, ben biraz fazla almışım. Üstünde 10 tane olduğu yazmıyordu. 5 tane olduğu yazıyordu. 10 tane nasıl gelmiş anlamadım. Ben o zaman biraz fazla söyledim. Neyse, bir şeye lazım olur elbette yani. Bakalım. Yaklaşık 30 tane koli çıkacağını sanmıyorum ben açıkçası. Neyse, bakalım.
Aldıklarım bu şekildeydi. Vallahi çok beğendim yani. Özellikle bu ayakkabılara bayıldım. Çok güzeller. Almış olduğum çeyizler de çok güzel. Çok beğendim. İstediğiniz bir şey varsa Instagram'da yazarsanız size gönderebilirim. Çünkü YouTube üzerinde link atamıyorum. Ama Instagram üzerinde link atabilirim. DM'den bana yazmanız yeterli. Gurbetçi kız hesabına. O yüzden yorumlarda hani istediğiniz bir ürünün numarası varsa veremiyorum. Çünkü kopyalanmıyor. Direkt Instagram'da yazarsanız çok daha kolay olur benim için. Evet, şunu çekmeyi unuttum. Pakette alttaymış, görmedim. Bunlar kumaş peçeteler böyle. Bununla böyle kombinlendim. Çok güzeller bunlar. Böyle uçları şu şekilde. Altılı bunlar. Çok beğendim yani bunları böyle. Çok da güzel kumaşı var. Bayağı uygun fiyata şeyinde satılıyor. The next day. Son Ramazan sahurana hoş geldiniz. Son sahurumuzu yapıyoruz. Bugün ikinci gün. Son sahur. Hadi bana afiyet olsun. Hazır yarın bayramken bayram vlog açtım. Tanımıyorum şu an izlediğim kişiyi ama böyle bir bayram videosu izlemek istedim. Evet, saatlerim şu an 7.30'a geliyor ve ben bütün gün hiçbir şey çekmedim çünkü gerçekten böyle çok yorgundum ve canım hiçbir şey böyle çekmek istemedi bugün. Bütün gün yattım yani. Burada tam 1, 2, 3 sivilcem var ya. Vallahi hep nazardan, hep. Evde enerji içeceğim yok. İftar yaklaşık 1 saat kaldı. Ya da 50 dakika falan kaldı. Videom zaten yeterince uzun oldu. Bu videoyu şu an çektiğim saatten yaklaşık 1 saat sonra siz izleyeceksiniz. İlk defa aynı gün çekip aynı gün attığım bir video olacak. Ay, hava mükemmel var ya. Tam böyle yaz havası. Çok güzel. Çok sevdim bu havayı. Bütün gün de gün içerisinde sıcaktı hava bayağı. Çok güzel. Şimdi enerji içeceği almaya gidiyorum. Ay, insan da hiç eve giresi yok yani. Şu havanın güzelliğine bakın. Sivilcelerimi görmezden gelin lütfen. Bu Ramazan biraz kilo aldım. Ama çok değil, biliyor musunuz? Sadece 1 kilo falan. 1-1.5. O da direkt yüzüme yansıyor kilo aldığım zamanlarda. Şimdi Ramazan bitmesiyle ya da daha çok bayramın bitmesiyle kilolarımızı vereceğiz inşallah. Rutin haline getirdiğimde video çekerim. Eğer böyle bir şey görürsem, olumlu bir sonuç görürsem çekerim inşallah. Öyle. Enerji içeceğimizi alacağız. Bu arada bu videoyu burada kapatayım diyorum. Sonra iftar açacağız. İftar kısmını çekmeyeceğim çünkü videonun yüklenmesi zaten zaman alıyor. Bu videoyu da zaten editledim. Sadece bu son kısmı kaldı. Bu Ramazan ayı boyunca beni, bir ay boyunca her videomu izleyip yorum yapan, beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Bu videoyu burada kapatıyorum. Kanalıma abone olup bir like atarsanız çok mutlu olurum. Şimdi biri geliyor, biraz utanıyorum. Ben bu şeyi aştım bence. Utanmıyorum insanlar gelince. Herkese kocaman kocaman teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Allah razı olsun. Her videomu gerçekten izleyip yorum yaptığınız, beni desteklediğiniz için. Ramazan'dan sonra biraz şöyle birkaç gün çekmem diye düşünüyordum. Fakat önümüz 3 gün bayram. Bu bayram da benim için dolu dolu geçecek. O yüzden bir şeyler... Bayram vlog da gelecek. Pazartesi, salı falan atmaya çalışırım. Tekrardan kocaman kocaman çok çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Bu son Ramazan videomuz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.